Arkadaşlar herkese merhaba. Bu derste toplam kütle yaklaşımının geçerliliğini inceleyeceğiz. Yani hangi durumlarda geçerlidir, hangi durumlarda geçersizdir? Buna bir bakacağız. Öncelikle toplam kütle yaklaşımının en büyük kabulünden başlayalım. Neydi? Toplam kütle yaklaşımı bir cismin içerisindeki sıcaklığın zamana göre değiştiğini ifade ederdi ama başka herhangi bir parametreye göre değişmediğini söylüyordu. Sadece zamana göre değişiyordu. Cismin üzerindeki sıcaklık değişimini incelerken ya da cisimden dışarıya transfer edilen ısı miktarını incelerken sadece cismin, cisimde tanımlanmış herhangi bir sıcaklık değerini ne yapıyorduk? İnceliyorduk onu, onu, inceliyorduk onu da T herhangi bir zamana bağlı sıcaklık şeklinde ifade ediyorduk. Şimdi acaba bu hangi durumda geçerlidir? Onu bir inceleyelim. Şimdi zaten kabul üzerinden hangi durumda geçerli olduğunu doğrudan çıkartabiliriz. Neydi kabul? Cismin her noktasındaki sıcaklığın aynı olması, tek bir sıcaklık değerinin olmasıydı. değil mi? Tek bir sıcaklık değeri verildiğine göre, zamana bağlı sadece bir sıcaklık değişimi olduğuna göre, şöyle zaman dersek, bu da sıcaklık dersek, şu şekilde zamana bağlı bir sıcaklık değişimi olduğuna göre, demek ki her noktadaki sıcaklık aynı kabul etmişiz. Her noktadaki sıcaklık aynı olmuyorsa demek ki bu kabul doğru değildir. O zaman bu durumu bir inceleyelim. Bu durumu incelemek için öncelikle sürekli rejimde bir duvarda ısı iletimi ya da ısı taşınımı nasıl olur ona bir bakalım. Şöyle bir duvar çizelim. Duvarımız sonsuz uzunlukta olsun. Uzunluk kısmı çok fazla olsun ki o kısma ısı iletimi meydana gelmesin. Sadece tek bir doğrultuda, x doğrultusunda ısı transferi meydana gelsin. Duvar şu şekilde belirtelim. Şu şekilde duvarı belirttik. Burada iki tane eksen var. Birinci eksen şu şekilde sıcaklık ekseni olsun. Diğer eksen de konum olsun. Yani x olsun bu. Şu şekilde bunu x olarak yazalım. Bunu da sıcaklık olarak belirtiyorum. Şimdi bu duvarın sol tarafından belli bir ısı akısı gelsin ya da fark etmez. Burada belli bir sıcaklık değeri de tanımlayabiliriz sonuçta bir ısı transferi meydana gelecek. Buradan gelen ısı bu taraftaki T sonsuz ortamındaki akışkana aktarılacak. Bu akışkanın neden olduğu şöyle yapalım. Şu şekilde çizeyim. Akışkanın sıcaklığı T sonsuz olarak ifade ediyorduk. Şu şekilde T sonsuz yapayım. Akışkanın ve katı yüzeyin arasındaki bu ara yüzeydeki taşının katı sayısını da H diyelim. Bu şekilde bir akış meydana gelsin. Bu özelliklerde bir akış meydana gelsin. Duvarın sol yüzeyine TS1 sıcaklığı diyelim. Yani yüzey sıcaklığı 1 T S1 olsun. Buradan bir ısı iletimi olduğuna göre Q olduğuna göre ne olacaktır? Bir sıcaklık farkı oluşacaktır duvar içerisinde. Buna da T, diğer karşı duvarda TS2 diyelim. Şu şekilde. TS2 diyelim. Evet. Değişim nasıl olacaktır? Eğer duvar içerisinde herhangi bir K'da herhangi bir değişiklik yoksa siletim kat sayısında ne olacaktır bu? Bu şekilde doğrusal olarak azalarak gidecek. Her yerde DT bölü DX her yerde aynı olacak. Ardından ne oluyordu? Şu şekilde ortam sıcaklığı da T sonsuz bu seviyede olsun. Şurada bir ısıl sınır tabaka meydana gelecek. Sıcaklık ani şekilde düşecek ve sonra serbest akım seviyesine ulaşacak sıcaklık. Ve burasına ne demiştik? T sonsuz. Şimdi buradan ilerleyelim. Şimdi buradan transfer edilen ısı miktarına Q dersek. Q eşittir. Eksi K çarpı. AC çarpı. DT bölü dx şeklinde ifade edebiliriz. dt bölü dx burada. Şurası l uzunluğunda olursa l uzunluğu dersek buraya toplam uzunluğa l dersek bu da eşittir. k çarpı ac kesit alanı transferi meydana geldi kesit alanı delta t bölü delta l olacaktı. Şimdi şöyle bir bakalım. Sabit bir ısı akısı için diyelim. TS1 yüzeyinde sürekli sabit kablolu olduğunu kabul edelim. Sabit bir ısı akısı için ne olacaktır ona bir bakalım. öncelikle bir sıcaklık ısı transferinin meydana gelebilmesi için, iletimin meydana gelebilmesi için bir DT bölü DX'in yani sıcaklığın X ile değişiminin olması gerektiğini biliyoruz. Yani sıcaklık farkı olacak. Bu da sıcaklığın değişimini veriyor X boyunca. Şimdi ben bunu incelemek istiyorum ilk başta bu Dt bölü Dx nasıl değişiyor bunu incelemek istiyorum. Şimdi taşınım tarafını dikkate almazsak sıcaklığı sabit kalsın taşınım tarafını şu an bir dikkate almayalım sadece burayla bir ilgilenelim. Şimdi K'nın artması veya azalması Delta T'yi nasıl etkiler ona bir bakalım. Şimdi bu sabit kalma koşuluyla bu sabit herhangi bir değişim yok bunda sabit. K'yı arttırırsam yani ısı iletim katı sayısını arttırırsam arkadaşlar delta L de sabitse diğer her şey sabitse şöyle diyelim bunu arttırırsam diğer bütün değerler sabitse delta T ne olacaktır? Düşecektir. Örneğin burası bir K bir değerinde olsun. Şurası. Eğer ben yüksek bir K kullanırsam yani K2 kullanırsam delta T ne olacaktır? Düşecektir. Delta T'nin düşmesi demek eğer sol tarafı sabit sıcaklıkta kabul edersek Eğimin şu şekilde değiştiği anlamına gelir. Şöyle yapalım. Sıcaklık değişiminin böyle olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. İkinci durumda T yüzey sıcaklığı ne olacaktır? Bundan biraz daha fazla olacaktır. Değişim ne oldu? Azaldı. Yani T1'den T2'ye giderken sıcaklık farkı azaldığı için delta L'ye de sahip sabit. Delta L bölü pardon delta T bölü delta L'de ne olmuş oldu? Düşmüş oldu. Peki bu K'yı arttırmaz da düşürürsem ne olması gerekir sabit bir Q için? Delta L'nin artması gerekir. Delta L'nin artması için de sıcaklığın pardon delta T'nin artması için de TS2 yüzey sıcaklığının ne olması gerekiyor? Düşmesi gerekiyor. Buraya da TS2 tekrar TS2 yüzey sıcaklığı diyelim. Burası K2 için de. Burası da K3 için. Yani K'yı düşürdüğümüz zaman ısı iletim kat sayısını düşürdüğümüz zaman katı içerisindeki sıcaklık farkı ne olacaktır arkadaşlar? Daha da artacaktır. Bunun da sıcaklığı şu şekilde T sonsuza ulaşacak. Buradaki de bu şekilde T sonsuza ulaşacak. Tabii ben bunu incelerken taşınımla ilgili herhangi bir değer vermedim, herhangi bir şeyden bahsetmedim. Ama kısaca şunu söyleyebilirim ki k arttıkça sıcaklık farkı azalıyor, k düştükçe sıcaklık farkı artıyor. Şimdi bu durumda e, toplam kütle yaklaşımını incelerken ben katının içerisinde sıcaklığın sadece zamanla değiştiğini, konumla değişmediğini söylediğime göre şimdi Delta T'nin artması ne yapıyor arkadaşlar? Ee, toplam kütle yaklaşımının geçerliliğini azaltıyor. Yani geçersiz hale getiriyor. Peki K'nın artması ne oluyordu? Delta T'yi de düşürüyordu. Yani K arttıkça içerisindeki sıcaklık değişimi ne oluyor? Azalıyor. Zaten kabul gereği içerisinde sıcaklık değişiminin az olması gerekiyor. Hatta neredeyse olmaması gerekiyor. Yani bu durumda K hem toplam kütle yaklaşımını etkileyen bir parametredir hem de arttıkça toplam kütle yaklaşımı geçerliliğini korurken düştükçe ne olur? Geçerliliğini kaybeder. Birinci durum K. Şimdi bir de taşınım katsayısı olayına bakalım. Taşınım katsayısı nasıl etkiliyor? Şimdi Q eşittir H çarpı A çarpı delta T idi. Burada delta T de TS2 eksi TS2 eksi T sonsuzdur. Sabit bir Q için yine konuşalım. Sabit bir Q'muz var. Isı transfer hızımız var. Bu durumda acaba H nasıl etkiler? sıcaklık farkını ona bir bakalım. Şimdi burada bu katı içerisindeki sıcaklık değişimini TS2 yüzey sıcaklığı ne yapıyor? Etkiliyor. Şimdi ben Q'yu sabit tutarsam ve H'ı arttırırsam buradaki sıcaklık farkı ne olması gerekir? Bu artarsa Buradaki sıcaklık farkının ne olması gerekir? Düşmesi beklenir. Sabit bir Q değeri elde edebilmek için. Buradaki sıcaklık farkının düşmesi için de TS2'nin düşmesi gerekir. T sonsuzu kabul edersek. Peki TS2 düştükçe ne oluyor arkadaşlar? İçerisindeki sıcaklık farkı artıyor. Buradaki TS2'nin düşebilmesi için buradaki haşın artması gerekiyordu. Gördüğünüz gibi TS1 sıcaklığı burası dersek TS2'nin düşmesi e, katı içerisindeki sıcaklık farkını ne yapıyor arttırıyor bunu yükseltirsek bunu yükseltirsek ne olacak arkadaşlar dediğimiz gibi olacak T ts2 düşeceği için sıcaklık farkı artacak peki e, haşı q sabit kalmak üzere haşı düşürürsek ne olacak bir de ona bakalım haş düştüğü zaman haşın düşmesiyle birlikte şu şekilde haş düştüğü zaman delta t'nin ne olması isteniyor bu durumda ne olması gerekir artması gerekir. Aynı Q'yu verebilmesi için. Delta T'nin artması için de TS2'nin artması gerekir. TS2 arttıkça ne oluyor arkadaşlar? TS1 eksi TS2 farkı azalıyor. Yani katı içerisindeki sıcaklık değişimi azalmış oluyor. Bu durumda H da etkili bir parametredir. H'ın artması gördüğünüz gibi TS2 düşüreceği için H'ın artması TS2 düşüreceği için Toplam kütle yaklaşımı için olumsuz bir durumdur. Haşın artmasıyla birlikte toplam kütle yaklaşımı kullanılamayacak boyutlara ulaşabilir. Peki bir diğer değere bakalım arkadaşlar. Bir diğer durumda şöyle yapalım. Duvarımızı L değil de L bölü 2 yaparsak. Şu şekilde L bölü 2 yaptığımızı düşünelim. Bakın içerisindeki sıcaklıkları inceleyelim. Sadece şu iç kısmı bakalım. Normalde TS2 burasıydı. Ne olacak? Burası olduğunu varsayalım. Yani bu, de, bu bu aralıkta bir yerde olacak. Şimdi e, diğer durumda, diğer K'lar içinde burada burada olacak. Bu örneğin k, e, k1, k k2, k3. Şu k3 değeri için bakıyoruz sıcaklık farkı. TS1'den buradan buraya kadardı. Şimdi ne oldu? Buradan buraya kadar oldu. Fark düştü. Aynı şekilde diğerlerinde fark düştü. Yani katı içerisindeki sıcaklık dağ, dağılımı ne olmuş oldu arkadaşlar? Daha da düşmüş oldu. Bu durumda duvar için incelersek, L'nin de duvarın boyunun da e, toplam kütle yaklaşımında etkili olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bunu günlük hayattan bir örnek vererek de yapabiliriz. Şu şekilde. Ama önce toplam kütle yaklaşımı ile gerçekte olanın arasındaki farka bir bakalım. Örneğin şöyle bir e, şey yapalım. Örneğin bir küresel bir cisim düşünün. Şu şekilde. Hepsi aynı. Şu an tek bir küre var. Ben bunu farklı zamanlar için çiziyorum. Şu gerçekte olan olsun. Örneğin ben başlangıçta kürenin bütün yüzeydeki sıcaklıklarını 100 yüz kabul edelim. Her tarafındaki merkezdeki sıcaklık, merkezle yüzey arasındaki bir sıcaklık, bir de yüzeydeki sıcaklığa bir bakalım. Hepsi ne olacaktır bunun? Örneğin sıcak sudan çıkardık. Hepsi 100 derece olacaktır. Burası da 100 derece. Merkezde yüzey arasındaki bir yerde ne olacaktır? 100 derece olacaktır. Toplam kütle yaklaşımı ile gerçek arasındaki farkı bir kıyaslamak için böyle bir örnek yapıyorum. Merkez 100 derece, merkezde e, yüzey 100 derece, merkezde yüzey arasındaki herhangi bir yer 100 derece. Bu toplam kütle yaklaşımı olsun, bu da gerçek durum olsun. Yine başlangıç durumunda bunun da her tarafı 100 derece, yüzey 100 derece, merkez 100 derece merkezde yüzey arasındaki herhangi bir yer yine 100 derece bunu T sonsuz sıcaklığında ve haş taşınım katsayısına neden olan bir akış içerisine bırakalım bu başlangıç andaki durumdu T eşittir sıfır andaki durum örneğin T eşittir 300. saniye diyelim 300. saniye şöyle biraz düzgün yazalım t eşittir 300. saniye bir bakalım. Bunun ikisinin de aynı özelliklere sahip olduğunu varsayıyoruz. İkisi de t sonsuz ortama bırakıldı. H kadar bir taşınım katsayısı var ve içerideki sıcaklık, içerideki malzeme, çap her şey aynı. Şimdi bunun sıcaklığı düşecektir arkadaşlar 300. saniyede. Örneğin bu 90 dereceye düşsün yüzey. Bu bir varsayım modele göre toplam kütle yaklaşımına göre merkezde 190 merkezde 90 derece olacaktır. Bu kısımda 90 derece merkezde yüzey arasındaki herhangi bir yerde ne olacaktır? 90 derece olacaktır. 33 30, 300. saniyede. Gerçekte ise arkadaşlar şimdi yüzey burada örneğin 85 derece kabul edelim. Neden 85 olduğunu söyleyeceğim yani neden 90'dan daha küçük bir değer ee, yüzey ile yüzeyle, e, Yüzey ve merkez arasındaki noktaya bakalım. Bu ne olacaktır? Buna da e, Ne diyelim? Buna da 92 diyelim. Bundan biraz daha yüksek olsun. Merkez ise arkadaşlar 95 diyelim. Şimdi neden böyle bir durum meydana geldi? Ona bakalım. Şimdi yani buradaki de, vermiş olduğum değerler sadece e, rastgele verilen değerler, sadece büyüklükleri biraz önemli olabilir birbirinden yani e, bağlı olarak değerleri önemli olabilir. Şimdi buradaki yüzey 90 derece dedim. Bunun daha düşük olması nedeni şudur arkadaşlar. Bakın bunun tüm gövdesinden ne oldu? Bütün gövdesi 90 dereceye düştü. Yani bunun vermiş olduğu enerjiye bakarsak yani her taraftaki mc delta t yaparsak m çarpı c çarpı delta t yaparsak kütle bakın yüzeyin sahip olduğu yüzeye yakın bölgelerdeki kütle çarpı c çarpı delta t ortalardaki kütle çarpı c çarpı delta t bunların tüm yüzey için tüm hacim için yaparsak transfer ettiği ısı miktarı ne yaparız buluruz. Şimdi burada her yer 90 derece olduğu için doğrudan e, buradaki kürenin kütlesi çarpı özgür ısısı çarpı delta t deyip vermiş olduğu enerjiyi bulursunuz. Ama bunda ise e, yüzeyde çok fazla düşüm oldu. Ama yüzey bölgesindeki kütle ayrı. Merkezdeki kütle ayrı. Merkezdeki yüzey arasındaki kütle ayrı ayrı. Ne yapılması lazım? Hesaplanması lazım. Çünkü sıcaklıkları farklı. Şimdi bu bir enerji çekildiği zaman tüm gövdeden çekildiği için lokal olarak buna göre daha yüksek sıcaklıkta kalıyor bu bölgeler. Lokal olarak. Pardon daha düşük sıcaklıkta kalıyor. Çünkü ben buradan bu cismi 10 derece e, yüzeyini 10 derece düşürebilmem için tüm gövdesinden, tüm kütlesinden 10 derece düşecek kadar bir ısı çekmem gerekiyor. Ama bunda örneğin e, yüzeyini 15 derece düşürmüşüm. Sadece yüzeye yakın yerlerden bu kadar. Yüzeye yakın yerler bu kadar düşüyor. Diğer yerler bu kadar düşmüyor. O yüzden bundan daha az enerji çekerek yüzey sıcaklığını daha düşük hale getirebilirim. Bunun merkezi ise bundan daha ne? Daha soğuk. Çünkü bunun enerjisi daha çok yüzey bölgelerinden çekildi. Merkezden çok fazla çekilemedi. Bunda ise eşit çekildi. Bir müddet sonra da ne olacaktır arkadaşlar? Diyelim ki bu yüzey sıcaklığı 50 dereceye düştü. 50 derece. Yine bu t eşittir 900. saniye olsun. 900. saniye. Yüzey 50'ye düştü. Merkez yine 50 olacak. Merkezde yüzey arasında bir yer yine 50 derece olacaktır. Diyelim ki bunun yüzeyi de 50 derece olsun. 50 dereceye düşmüş olsun bir şekilde. Burası daha yüksek olacaktır. 60 derece diyelim. Burası da ne olacak? 55 derece olmuş olsun. Şu şekilde. Fark nedir arkadaşlar? Bunun zamana göre değişim grafiğini çizersek, sıcaklık grafiğini çizersek şurası da zaman olsun. Şu noktalar şu şekilde 1, 2 ve 3 olsun. Ne oluyor arkadaşlar? Bunda da aynı şekilde 1, 2, 3 olsun. Bunda 1, 2 ve 3 şu şekilde aynı eğri üzerinde gösterilebilir. Diğerinde ise ne olacaktır? Farklı olacaktır. Şu şekilde. Bir neresi en çok soğuyan yer? Hızlı soğuyan yer. 1, sonra 2, merkez miydi? Şurası o zaman 2. Şurası da 3 olacaktır. Yani arasında böyle bir fark var. Bu hem zamana göre değiş pardon, bu sadece zamana göre değişiyor. Bu hem zamana hem de konuma göre bir değişim gösteriyor. Şimdi şöyle bir örnek verelim. Acaba bu e, toplam kütle yaklaşımı hangi durumda geçerli, hangi durumda geçersiz anlayabilmek için birkaç örnek vermek istiyorum. Şu şekilde bir yumurta düşünün. Yumurtayı aldık. 100 derecede ne yaptık? Çıkardık bunu suyun içerisinden. 100 derecede kaynar suyun içerisinden çıkardık. Şöyle pardon. Evet. 100 derecelik yumurtayı aldık, kaynar suyun içerisinden dış ortama bıraktık. Şimdi şöyle düşünün. Yumurtayı aldınız musluğun altına koydunuz elinizle. Ne yaptınız? Soğuttunuz. Yüzeyi elinizin tutabileceği bir sıcaklığa u ulaştığı anda yumurtayı e, soğumadan yani suyun altından çektiniz ve e, götürdünüz masaya koydunuz. Bir müddet sonra ne görürsünüz arkadaşlar? Eğer beklerseniz, soymadan yumurtayı beklerseniz yüzeyinin tekrar sıcaklığının arttığını görürsünüz. Yani elinizde tutabiliyordunuz tam suyun altındayken tuttunuz o sıcaklığa getirdiniz. Ama ardından yüzeyin tekrar sıcaklığının yükseldiğini gördünüz. Eğer soymazsanız öyle bırakırsanız bir müddet sonra yüzey sıcaklığı artacaktır. Ya da ne görürsünüz? O an için soymaya başladınız. Ortadan ikiye böldünüz. Yüzeyi soğukken merkezinin sıcak olduğunu görürsünüz. Değil mi? Böyle bir durumla karşılaşırsınız. Bunun nedeni şudur arkadaşlar. Yumurtanın ısı iletim düşük olmasından dolayı siz bunu soğuttuğunuz zaman yüzeyi hızlı bir şekilde soğuttunuz ama yüzey soğuduğu zaman merkezdeki ısı, ısı enerjisi düşük iletim kat sayısından dolayı kolay bir şekilde dışarıya gidemedi. Sıcaklık farkı delta T, böyle delta R olsun burada. Ne oldu arkadaşlar? Sıcaklık farkının yüksek olması gerekti. Çünkü K neydi? K çok düşüktü. O yüzden suyun altına tuttuğunuz zaman yüzey kısmı hızlı bir şekilde soğusa da e, merkez kısmı soğumadı. Şimdi şöyle bir örnek, örneğe bakalım. Şimdi yumurtayı aldınız. Yine yumurta üzerinden gidelim. Yine 100 derece yumurta. Pardon. Yumurta yine 100 derece. yumurta da 100 derece. Şimdi şöyle bir şey yapacaksınız. Yumurtayı soğutacaksınız. Örneğin tutabileceğiniz bir sıcaklığa kadar soğutacaksınız. Örneğin diyelim ki 50 derece 50 derece olduğu zaman tutabiliyorsunuz. Yüzeyi 50 derece olduğu zaman tutabiliyorsunuz. 50 dereceye kadar bunu soğutacaksınız. 1 T sonsuz sıcaklığında ve h h1 taşınım katsayısına sahip suda soğuttuğunuzu düşünün. 2 T sonsuz sıcaklığında ve H2 taşınım katsayısına sahip havada soğuttuğunuzu düşünün arkadaşlar. Şimdi soğutma işlemi için süre önemli değil. Şu an süreye odaklanmıyoruz. Ve odaklandığımız tek şey yüzey sıcaklığı 50 derece olduğu zaman soğutmanın kesilecek olması. Yüzey sıcaklığı 50 derece olduğu zaman şöyle T2 diyelim ona. Burada herhangi bir delta T süre sonra buna delta T1 diyelim. Delta T1. Buna da delta T2 diyelim. Yüzey sıcaklığı Ts eşittir. 50 olduğu anda ne yapacaksınız? Soğutmayı bırakacaksınız. Eşittir. 50 derece oldu. Soğutmayı bırakacağız. Peki suda soğutursak mı? Arkadaşlar yoksa havada soğutursak mı? Yumurta daha hızlı soğuyacaktır. Yüzey sıcaklığı 50 dereceye ulaşacaktır. Tabii ki suda daha hızlı ulaşacaktır. Benim merak ettiğim soru şu. Yüzey sıcaklığı her iki durumda da 50 dereceye geldiğinde acaba merkez sıcaklıkları nasıl olur arkadaşlar? Şimdi eğer suda soğutursanız ve yüzey derece, sıcaklığı 50 derece geldiğinde yumurtayı keserseniz bir merkez sıcaklığı ölçerseniz buna örneğin Tm1 diyelim. Ee, yine havada soğuttunuz yüzey sıcaklığı 50 derece oldu, ee, soğutmayı kestiniz, sonra yumurtayı kestiniz ve merkez sıcaklığını ölçtünüz buna da Tm. İki diyelim arkadaşlar. Hangisinin merkez sıcaklığı daha fazla olacaktır? Tabii ki birinci durumdaki merkez sıcaklığı Tm1 büyük olacaktır. Tm2. Neden arkadaşlar? Çünkü e, suyun taşınım katsayısı daha fazla olduğu için yüzeyi hızlı bir şekilde 50 dereceye getirecek. Ve merkezi henüz e, soğumadan yüzeyi ne olacaktır? Hızlı bir şekilde soğuyacaktır. Aynı şekilde e, hava yaparsanız. Yüzeyi evet soğuyacak ama haç düşük olduğu için yavaş yavaş soğuyacak. Bu sırada merkezle yüzey arasında bir sıcaklık farkı oluşacak. Ve o sıcaklık farkı nedeniyle ısı merkezden yüzeye doğru akacak. Tabi diğerinde de akıyor. Ama bunda yüzey daha yavaş soğuduğu için burada akma akmak için yani ısının merkezden yüzeye doğru akması için yeterli zaman olacak. Bunda ise olmayacak. O yüzden merkez burada daha çabuk soğuyacaktır buna göre. Zaten bu örneği başka nerelerde görebilirsiniz? Örneğin bir metal aldığınız fırından suda da soğutabilirsiniz. Havada da soğutabilirsiniz diyelim. Şimdi eğer suda soğutursanız hatta daha düşük sıcaklıkta soğuttunuz. Suda soğutursanız çatlama olasılığı havadakine göre daha fazladır. Neden? E, şundan dolayı arkadaşlar. iki tane nedeni var. Bir suda zaten hızlı soğuyacaktır. Hızlı soğuduğu için aynı şekilde büzüşme çatlamaya neden olabilir. İkincisi suda soğuduğu zaman yüzey sıcaklığı ile Yüzey sıcaklığı ile şöyle yapalım. E, yüzey suda soğutulduğu zaman yüzey sıcaklığı ile merkez sıcaklığı arasındaki fark artacaktır. Delta T'nin artmasından dolayı da yüzey büzüşmeye çalışacak, merkez daha da genleşecek. Arada bir termal gerilme olacaktır. Bu da e, ne, neye neden olacak? Çatlamaya neden olacaktır. Yani farklı koşullarda farklı akışkanlar içerisinde soğutmak e, Metalin herhangi bir cismin içerisindeki sıcaklığın uniformluğunu ne yapar? Etkiler. Yani siz bir metali uniform olarak soğutmak istiyorsanız hem yüzey sıcaklığına dikkat etmeniz lazım hem de yüzey sıcaklığı tabi uniformluğundan dolayı ziyade soğutma hızıyla ilgili. Ama taşınım katsayısına ne yapmanız lazım? Dikkat etmeniz gerekiyor ki o metalin içerisindeki sıcaklık değişimi uniform olsun yani sıcaklık her yerde uniform olsun bu neye bağlı haşa bağlı şimdi kısaca neyi gördük şunu gördük yüzeydeki taşınım katsayısı şu şurası yüzeydeki taşınım katsayısı malzemenin ısı iletim katsayısı ve malzemenin boyutu neyi etkiliyor bizim toplam kütle yaklaşımının geçerliliğini etkiliyor demek ki bu üçüne bağlı bir Durum var. Peki bunu daha böyle e, nasıl ispatlayabiliriz bu durumu? Şöyle yapalım. Şimdi gelelim buraya tekrar. Buradaki ısı transfer olayını bir inceleyelim. Buradan ısı transferi nasıl oluyor? Buradan ne oluyor. Buradan sonra da taşınımla dış tarafa doğru meydana geliyor. O zaman bu denklemi bir yazalım. Duvar için düzlem, düz duvar için. Taş i̇letimle meydana gelen ısı transferi eşittir. K çarpı. A çarpı TS1 eksi TS2 bölü L. Bu iletimle olan ısı transferi. Soldan sağa doğru gelen iletimle olan ısı transfer miktarı. O da eşittir. Taşınımla dışarıya giden ısı miktarına. H çarpı A çarpı. Yine neydi burada? TS 2 eksi t sonsuz. Şimdi ben bunu bu denklemi biraz düzenleyeceğim. Nasıl düzenleyeceğim? Ben ne istiyorum? Ee, toplam kütle yaklaşımının geçerli olabilmesi için ts1 eksi ts2'nin mümkün olduğunca düşük olmasını istiyorum. ts2 eksi -TS, T sonsuzun ise mümkün olduğunca yüksek olmasını istiyorum. O yüzden bu ikisinin oranı şeklinde yazacağım. ts1 eksi ts2 bölü ts2 eksi t sonsuz eşittir diyorum. Burayı düzenliyorum arkadaşlar. Burada ne var? Burada a var. ka bölü l var. Burada h var. Bunu şu şekilde yazalım. Biraz matematiksel işlem yaparak. L bölü K A bölü 1 bölü H A. Arkadaşlar burası neye benziyor? Burası iletim direncine benziyor. Eşittir R T iletim. Altı neye benziyor? Taşınım direncine benziyor. RT T taşınım. Yani RT iletim bölü R taşınım. Biz TS1 eksi TS2'nin mümkün olduğunca ne olmasını istiyorduk? Düşük olmasını istiyorduk değil mi? TS1 eksi TS2'nin düşük. TS2 eksi T sonsuzun yüksek olmasını istiyorduk. Yani bunun düşük olması demek aslında iletim direncinin de düşük olması demek. Bunun yüksek olması da taşınım direncinin yüksek olması anlamına geliyor. Yani biz iletim direncinin iletim direncini mümkün olduğunca yüksek taşınım direncini de mümkün olduğunca düşük yaparsak e, zamana bağlı ısı iletiminde toplam kütle yaklaşımının geçerliliği ne olacaktır? Artacaktır. Burayı biraz daha sadeleştirirsek arkadaşlar nasıl bir değer elde ederiz? H, L bölü K diye bir değer elde ederiz arkadaşlar. Buna da biyot sayısı diyoruz. Biyot sayısı kullanmış olduğumuz bir değerdir arkadaşlar. Bu taşınım kat bu uzunluk, karakteristik bir uzunluk. K ısı iletim kat sayısı. Bu ikisini or üçünü oranlarsak arkadaşlar bir boyutsuz sayı elde ediyoruz. Buna da biyot sayısı denir. Neyi veriyor arkadaşlar peki bu biyot sayısı? Yani kısaca bakarsanız burada neler var? Sıcaklık farklılıkları var. Yani yüzey ve akışkan arasındaki sıcaklık farkına göre katı içindeki sıcaklık düşüşünün bir ölçüsünü veriyor. Ne arkadaşlar tekrar ediyorum. Yüzey ve akışkan arasındaki sıcaklık farkına göre katı içindeki sıcaklık düşüşünün bir ölçüsünü veriyor. Yani biyot sayısına bağlı olarak katı içerisindeki sıcaklık düşüşünü ne yapabiliyoruz? Tespit edebiliyoruz. Ya da yüksek mi, düşük mü onu tespit edebiliyoruz. Biz ne isterdik? katı içerisindeki sıcaklık düşüşü bize neyi veriyor aslında? Sıcaklık farklılığını veriyor. Biz o yüzden mümkün olduğunca katı içerisindeki sıcaklık düşüşün ya da sıcaklık farklılığını küçük olmasını isteriz. Yani biyot sayısının belli değerleri için biyot sayısının belli değerleri için bu değer küçüktür. Belli değerler için yüksektir. Ama bize net bir değer gerekiyor. Şöyle diyelim biyot sayısı birden çok küçükse yani bu buna göre çok daha küçükse toplam kütle yaklaşımı geçerlidir ancak biyot sayısı büyükse ya da biyot sayısı bu şekilde değilse diyelim artık toplam kütle yaklaşımı geçerli değildir peki birden küçük ama bu sayı kaç arkadaşlar bu sayı 0.1 yani kısaca biyot sayısı siz kontrol yapacaksınız biyot sayısı küçüktür 0.1 ise böyle bir sonuç buluyorsanız toplam kütle yaklaşımını ne yapabilirsiniz Zamana bağlı ısı transferi problemlerinde çözebilirsiniz. Eğer bu şekilde değilse artık sadece zamana değil aynı zamanda konuma da bağlı olacaktır. Tabi x, y, z de olabilir. Biz şu an tek boyutlu ısı transferine bakıyoruz. O yüzden x boyutuna baktık. Şimdi şu şekilde yapalım. Bu bir duvardı. Burada l ifadesi var duvar için. Tabi neydi bu? bir boyut ifadesiydi. Hatta şu şekilde yapalım bunu 2L diyelim. Şu şekilde 2L olursa ne olacaktır Bu L olacaktır. Ben e, o şekilde ifade edeyim ya yani şöyle pardon. L olarak kalsın. Şuraya LC diyelim. L demeyelim. Artık burası LC'dir. Şu. Şu ifadedir. LC bu şekilde olduğunu düşünelim. Şimdi Burada bilmemiz gereken bir değer var, LC değerini bilmemiz gerekiyor. LC karakteristik uzunluk. Arkadaşlar karakteristik uzunluk eşittir ee, üzerinde çalıştığımız artık cisim neyse onun hacmi bölü yüzey alanıdır. Bunu unutmayacağız. Tabi bu değer buradaki ifade yani hacim bölü yüzey alanı. Şu şekilde yazayım tekrar. LC eşittir cismin hacmi bölü yüzey alanıdır. Bu şekilde. Tabi bu ifade arkadaşlar karakteristik uzunluk sadece toplam kütle yaklaşımı için geçerlidir. Toplam kütle yaklaşımının geçerli olmadığı durumda uzamsal etkilerin etkili olmaya başladığı durumda yani hem zamana hem konuma bağlı olduğu durumda yine biyot sayısına bakacağız. Ama bu sefer LC'yi farklı şekilde bulacağız. Bunun kısaca özetini vereyim şu şekilde bunu silelim. İki L kalınlıklı düzlemsel duvar için düzlemsel duvar. LC eşittir arkadaşlar. L'dir. 2L kalınlıklı ama hem sağında hem solunda ne var? Ee, taşınım var. Biz burada sadece sağ tarafında taşınım yaptığımız için bunu L aldık. Ama aynı şekilde bunu sanki e, sol tarafında da taşınım olsaydı örneğin bir kadar daha uzatacaktık. Burada da taşınım olacaktı. Bu sefer yine 2L'de, 2L değil de L kadar e, karakteristik uzunluğu olacaktı. 2. O yüzden tekrar ediyorum. 2L uzunluklu her iki tarafında da taşınımın olduğu ve her iki tarafında da simetrik durumun olduğu. Yani sağ tarafındaki taşınım katsayısı da aynı. Sol tarafındaki de aynı. Sağdaki ve soldaki sıcaklıklar da aynı. Bu durumda düzlemsel duvar için LC eşittir. L oluyor. Sonsuz uzunluktaki silindir için doğrudan silindir yazıyorum ama sonsuz uzunluktaki silindir. Arkadaşlar LC eşittir. Silindirin yarı çapı bölü 2'dir. Peki sonsuz uzunluktaki silindir ne demek arkadaşlar? Gerçekte sonsuz bir uzunluk olabilir mi? Olamaz. Bu şu anlama gelir. Silindir öyle uzun olsun ki. Şunu silindir olarak düşünün. O kadar uzun olsun ki. Şu uç kısımlarından transfer edilen ısıyı ihmal edelim. Çok az ihmal transfer edilsin. Sadece radyal yönde neler olsun ısı transferi olsun ve şu yüzeyden ısı transferi meydana gelsin. Şu şekilde. Transferi meydana gelsin. Yaklaşık işte bunun çapı D dersek yani L bölü D'nin belli oranları içindir. Bu değer 10 olabilir 20 olabilir buradaki değer. Belli bir uzunluğa geldiği zaman bunu sonsuz bir silindir gibi düşünebilirsiniz. Sadece silindirin sonsuz olması gerekmiyor. Örneğin bir kablo. Kablonun ısıl işlemini düşünürseniz oradaki kabloyu sonsuz uzunlukta bir silindir olarak düşünebilirsiniz. Peki R0 bölü R2 nasıl bulduk? Hacmi ne arkadaşlar silindirin? Hacmi nasıl buluruz? P çarpı D kare bölü 4 yüzey alanı çarpı uzunluğudur arkadaşlar. Yüzey alanı nedir? Bakın yüzey alanı hem uç kısmın yüzey alanı var normalde iki tane uç kısmın ama biz onu almıyoruz. Bakın P çarpı D çarpı L'yi dikkate alıyoruz. Yani sadece buranın yüzey alanını dikkate alıyoruz. Bunları sadeleştirirsek bu gider, bu gider bu gider, bu gider. Buradan 2 gider, bu gider. Yani pi bölü, pardon. Ne kalır? D bölü 4. O da R0 çap bölü 2 yani. Küre için arkadaşlar. Lc eşittir. R0 bölü 3'tür. Küre için de bu şekilde. Şöyle yapalım. Şöyle inceleyelim. Ee, şöyle bakalım. Evet arkadaşlar. Şu an 3 farklı örnek var elimizde. Düzlemsel bir duvar düşünelim. Bakın boyu bu tarafa doğru L, bu tarafa doğru da L. 2 L ama biz biraz önce buradan itibaren incelemiştik. Şimdi 2 L ama iki tarafta da taşınım var. Bizim incelediğimizde bu tarafta taşınım yoktu. Sabit bir sıcaklık vardı. Sanki bunu yalıtılmış gibi düşün. Yani sabit bir sıcaklık değeri vardı orada. Şimdi burası biyot sayısının birden çok küçük olduğu durum. Burada burası biyot sayısının 1'e eşit olduğu durum. Burası da biyot sayısının 1'den çok çok büyük olduğu durum. Bakalım nasıl değişiyor. Şimdi şu görmüş olduğunuz eksen, şuradaki eksen şu şekilde boyut ekseni, yukarı doğru da sıcaklık ekseni. 3 içinde o şekilde sıcaklık değişimlerini bir inceleyelim. Sıcaklık arkadaşlar aşağıya doğru düşüyor. Şu şekilde. Sıcaklık ekseniydi burası. Bakın burası sıcaklık ekseniydi. Şunun aşağıya doğru düştüğünü düşünün. Konum değildir. Bakın yukarıdan aşağı indikçe sıcaklık düşüyor. Bu konum değil sıcaklık değeri. Bakın başlangıçta uniform bir sıcaklığa sahipti. Üçü de uniform bir sıcaklığa sahip. Belli miktar zaman geçtikten sonra yani T kadar zaman geçtikten sonra ne oluyor arkadaşlar? Sıcaklık aşağıya doğru düşüyor. Ama burada her noktada aynı düşüyor. Bakın gördüğünüz gibi neredeyse her noktada aynı düşüyor. Biyot sayısının bire eşit olduğu durumda ise e, yüzey kenarlarında çok hızlı düşüyor. Merkeze yaklaştıkça gördüğünüz gibi daha az düşüyor. Böyle simetrik bir durum var zaten. Biyot sayısı birden çok çok büyük olursa taşınım çok daha etkili olacağı için yüzeylerde çok hızlı bir şekilde akışkan sıcaklığına yaklaşıyor. Ama orta bölgeler çok daha yavaş düşüyor. Çünkü... Isının büyük kısmı buradan düştüğü için orta kısımlar çok fazla düşmüyor. Biraz daha zaman geçince arkadaşlar görüyorsunuz ne oldu? Yine merkez noktası hep yüzey ile neredeyse eşit. Böyle bir doğru var gibi. Ama buna bakıyorsunuz. Bakın burası biraz daha düştü. Ortası düştü. Şu şekilde. O. Merkez noktası hep biraz daha sıcak kaldı. Tabi haliyle belli bir zaman geçtikten sonra da yine çok küçük bir fark var burada. T ortam sıcaklığıyla neredeyse yaklaştı ortam sıcaklığına. Bu da yavaş yavaş ne olacaktır arkadaşlar? Artık yüzey ortam sıcaklığına eriştiği için, yüzey noktası ortam sıcaklığına eriştiği için merkez noktalar da yavaş yavaş şu şekilde düşmeye başlayacaktır artık. Hani giderek bu da uniform olacaktır. Çünkü artık tek enerji orta kısımlarda kaldı. Aynı şekilde yine zaman geçtikçe bu şekilde uniformlaşacaktır. Bu da arkadaşlar biyot sayısının 3 farklı durumu için içerideki sıcaklık dağılımını veren ifadedir. Arkadaşlar bu ders bu kadar. Ee, görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum.